Demir. Olmaz. Demir. Kaplan. Kaplan da iyidir. Aslan. Benim ismim Aslan. ateş. Ateş. Toprak. Ya da Pars. Olmaz Aslan. Sert sert. Bunlar çok sert. Olmaz. Güçlü. Erkek koyalım mı direkt? Erkek ama böyle üç tane R'li. Ne diyorsun? Kızım bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu can ismine ben bir şey olamadım. Yani böyle bir... Alışamadım. Vallahi olmaz Can ya. Allah Allah. Ne varmış bu isimde bu kadar kafayı taktın ya? Hem daha belli değil. Dur bakalım. Belki de kız olacak. Ya ne alakası var? Daha geçen gün demedin mi rüyama girdi erkek çocuğu ben gördüm demedin mi? Ben de onun üzerinden yorumlayarak konuşuyorum sana. Tamam Can şimdi kesinlikle olmaz ama kız çocuğu olursa... Bak kız çocuğu olursa adını Can'a koyarız. Tamam senin gönlün olsun. Dur. Tamam geçecek. Sayın Hanım, bugün nasılsınız? Canavar gibi hocam. Yemeğimizi yedik, taburcu olmaya hazırız. Bana sordu ya doktor Aslan. İyiyim doktor bey de hala nefes alırken... Bir de böyle çok gülünce birazcık ağrım oluyor. Ne olacak o? Bir süre bu şikayetleriniz devam edecek. Yarınız daha çok taze. Bugün taburcu olabilirsiniz. Ama sizinle konuşmak istediğim önemli bir mesele var. Hayırdır hocam? Bebek iyi değil mi? Yaşıyor bir şey yok. Bebeğin sağlığı gayet iyi. Ancak bilmeniz gereken yeni bir durum söz konusu. Gerekli tüm testleri yaptık. Saldırı sonrası akciğerde oluşan bir emboli ve... Buna bağlı olarak bir hipertansiyon tespit ettik. Ne diyorsun doktor ya? Beni anlayacağımız dilden anlatsana kurban olayım. Yani akciğerlerde damarları etkileyen hipertansiyon var. Gebelik durumunda hiç karşılaşmak istemediğimiz bir durum bu. Yani hem annenin hem de bebeğin hayati tehlikesinin olduğu riskli bir gebelik ve doğum sürecine giriyoruz. Ve ne yazık ki bundan sonraki gebeliklerinizde de aynı risk söz konusu. Tabii ki karar sizlerin. İki gün sonra tekrar randevumuz var. Bu iki gün içinde iyi düşünmenizi istiyorum. Eğer karar verirseniz aynı gün içinde gebeliği sonlandırabiliriz. Yok, ben karımı kesinlikle kaybedemem. Öyle bir şey yok. Ne kadarlık bir yüzdeden bahsediyoruz? Ne demek? Ne yüzdesi ya demin? Yüzde mi? Ne yüzdesi? Doktor hayır. Aslan Bey, acele etmemizi gerektiren bir durum yok. Kontrol gününe kadar vaktimiz var. Bu durumlarda risk için herhangi bir rakam veremiyoruz Devin Hanım. Bu aşamada gebeliğin sonlandırılması ihtimalini sunmak ve kararı size bırakmaktan başka bir çaremiz yok. Tekrar geçmiş olsun. Senin hayatını riske atamam. Sonra konuşalım Aslan. Çıkıyor muyuz? Ablacığım. Ne oldu? Bir şey mi dedi doktor? Yok bir şey tamam. En iyisi gidelim artık. Suratınızın bu hali ne ama ya? Ne yapsın kız hasta? Ne yaptınız? Eksik yedik bir şey var mı? Ya olur mu Hülya Hanım? Allah aşkına benim olduğum mutfakta eksik yedik. Hiçbir şey bulamazsınız. Her şey hazır. İnşallah da şifa olacak Dev Hanım, ha. Anne ne yapıyorsun sen? Ne yazıyorsun? Öteki dünyaya gitmeden evvel yapacaklarımı yazıyorum dünya gözüyle. Allah korusun bambık sultanım niye böyle diyorsun Allah aşkına? Anne ağzından yer alsın. Söyleyip durma şunu. Asma, bana oradan kestane balı, pekmez... Fındık, bir de tarçın getir. Ne yapacağım bunları ben bu sultan? Ölümsüzlük iksiri mi yapacağım? Ölüme değil, doğuma yarayacak. Ha. Aslanla devine macun yapacağım. Kızım tatlı ya. Torun haberini almadan ruhum huzura ermeyecek. Bağışla beni ana. Herkes için bir kıyamettir koptu. O şerefsiz benim de elime kan bulaştırdı. Yok oğlum olur mu öyle şey? Sen ellerin bir bağ olan olur mu hiç? Asıl kirli olan o. Bana yemin ver ha.
Bir daha ne adını anacan o şerefsizin ne de sebep oldukları yüzünden gözünden yaş akıtacan. Yemin olsun. Hepimiz için yeni bir sayfa açılıyor artık. İnşallah. Ana. O sayfada benim yanımda birinin daha adı yazıyor. Nasıl yani? Kimin adı yazıyor? Yağmur. Ben sevdalandım ana. Vallahi biz birlikteyiz. Sen ne diyorsun? Vallahi. Sen ne diyorsun ya? Var ama. Ne zamandır görüşüyorsunuz? Konuşuyordunuz. Aslan'ın Devin'in haberi var mı? Devin bir şey dedi mi Aslan falan? He? Dur ana bir dur ya. Fitili aldın yine tutuştu etekleri. Tamam peki. Haberi var. Devin yengemin de var. Kralın da var. Vallahi hoş karşıladılar. Oğlum benim ya sevdalanmış ya. Aha. Geldiler. İyi insan da lafının üstüne geldi. Gel. Görüşürüz yine. Karşılayalım hadi. Gel. Anam maşallah turp gibi turp gibi devanım vallahi. Kızım nazar edeceksin ya Allah Allah. Maşallah maşallah. Ay maşallah ki maşallah. Anacığım. Yavaş. Hülya'nın. Yavaş anne. Sıkma sıkma kızım. Şükür. Ay sağ ol. Ya ben biliyorum ayağını, sen karışma. Yine güreş tutar gibi ya. Devin sonunda. Sonuç geldi. Güzelim, hoş bulduk. Ne kadar özlemişim hepinizi. Gelmiş geçmiş olsun yenge. Sağ olasın Bedir'im. Teşekkür ederim. Sana da geçmiş olsun. Rah. Eyvallah kardeş. Ben de tam çıkıyordum. Gelirim ama yine görüşürük. Tamam, görüşürüz Bedir. Sağ ol. Eyvallah. Görüşürüz. Kereviz çorbası yaptırsa sıcak sıcak şifa olacak inşallah. Kereviz sevmez işte Devin. Niye? Zencefilli patates yaptım, onu Allah sever. Vallahi ya. Ya tamam darlama kızı, ne yemek isterse yer ya. Allah Allah. Bambu Sultan da böyle iksir gibi bir şeyler falan yaptı. Şimdi onları da içersin, hepsi şifa olur sana. Babaannem nerede? Odasında yatıyor. Bu iksir dediği de macun, torun için. Torun torun diye tutturdum. Biz söylemedik vallahi, artık size anlatırsınız. Ben izninizle biraz odama çekileyim, istirahat edeyim. Görüşürüz. Tamam, geliyorum ben. Tamamdır. Ben bir babaanneme bakayım. Aslan. Biraz konuşalım mı? Alo. Neredesin Kirvem? Ne oldu Mücahir'dir? İskeleye gelebilecek misin? Bir sıkıntı var. Lan oğlum ben olmasam ne edeceğiniz acaba? Tamam bekleyin az geliyorum. Tamam. Senin canın mı sıkkın? İnşallah kötü bir şey yoktur oğlum. Ya şimdi benim söylemem yakışık almaz da. Eğer Devin kendisi söylemek isterse kendisi söylesin ama. Siz yine de ne olur ne olmaz bebekle ilgili tek bir laf etmeyin ona, tamam? Tamam. Sen bana ne söyleyecektin? Kıymet. Kadını tanıyoruz. Oğlu öldükten sonra bu işi burada bırakmayacağını biliyoruz. Ne yapacağız? Ya yapacak bir şey yok. Mahalle işte polis büyük bir baskın yaptı İlyas Efendi ölmeden önce. Tarumar ettiler yani. Kıymetin eski gücü kalmadı ki. Anlamadım ben, sen ne diyorsun ya? Yani yaşlı başlı kendi halinde olan bir tane kadınla mı uğraşacağız? Bize yakışır mı? Bence yanlış düşünüyorsun Aslan. Bu kadar parası olan bir kadının hala gücü vardır. Kıymet bu. O bildiğimiz yaşlı yalnız kadınlardan biri değil. Anne bak. Ben de eski aslan değilim anne. Elimi bir kez daha kimse için hangi sebeple olursa olsun kana bulamayacağım. Tamam mı? Artık mahallemiz yok. Gücümüz az. Çeyrek kaldık yani benim gibi. Bu hayatta bir kere çeyrek kaldın mı? Eğer bir planın yoksa seni yaşatmazlar.
Bu yüzden ben bir plan yaptım. Neymiş planın? Aslan Soykan'a yeni bir düşman lazım. Bize de kas gücü. Ben ikisini bir arada halledeceğim. Önce güçleneceğiz. Sonra Aslan Soykan ölecek. Ama para lazım ona. Kınalı kızım, aslan. Al bunu da. Oğlum Yusuf. Aslanım. Azrail geldi. Boğazıma yapıştı. Gitmiyor. Canımı istiyor artık. Ya baba anne böyle konuşma. Bak Allah'ını seversen böyle konuşma. Ya Türk gibisin sen ya. Senin maşallahın var. Demiri sıksan suyunu çıkartırsın. Gel buraya gel. Nedir bu? Ver bakayım bana bir bakalım. Yok. Neden? Masada açılacak. Elden ele geçecek. Herkes okuyacak. Seher Sultan yasaları. Alın gibi bir şey. Güzel. Peki tamam öyle olsun. Bu kutuda tek boş yer kaldı. Son kibrit. Onu da sen vereceksin. Torun kibriti. Hem de gözüm açık gitmeyecek. Anlaştık mı? O işler biraz karışık be babaanne. Anlaştık, anlaştık, anlaştık. Anlaştık. Bedri dedi ya Yağmur'u. Bak inan o andan beri ayağım yere basmıyor ya. Bu kadar olur Sevim Bek ya. Çok sevindim. Ben de çok mutlu oldum halacığım. Çok mutlu olsunlar inşallah. Evet. Ve senin böyle dilin gelin evinde tef çalıyor. Ama sıfatın ölü evinde yas tutuyor. Sende bir haller var. Nedir de bakayım. Biraz canım sıkkın ala ya. Doktor bugün tatsız şeyler söyledi biraz. Hayırdır? Dökül bak. Özel bir şey mi konuşuyordunuz? Ben rahatsız etmeyeyim. Olur mu Hülya Hanım? Buyurun lütfen. Sizin de desteğinize ihtiyacım var. Gebeliğimle alakalı bir takım sıkıntılı şeyler olabilirmiş. Oğlum sıkıntı varsa halletsenize lan. Neye çağırdınız siz beni? Kirvem yani bize değil sana hacet duyulmuş da. Hayırdır oğlum kim o densiz?
kusura bakma ya, öyle densiz falan dedim de sana değildi yani. Yok, haklısın. Yani ben de az densiz değilim. Özellikle hastanede büyük densizlik ettim. Çok özür dilerim. Bak hele ya, çiçek mi aldın? Ben anlamam ki çiçekten, yapraktan. Sen geç şöyle. Gel hadi, gel. Geç. Buyurun çiçeklerinizi. Ciğer mi o? Ulan arkadaş, adamlardaki ticari zekaya bak ya. Çiçekçi Adanalı mıydı? Hayır. Benim sevgilim Adanalı. Bak hele. Çiçek de tamam. Bir de yüzük aldık mıydı? Yarın istemeye gelir artık seni. Ya Betçi, ne istemesin? Ne var ya? Zaten anamların bir kaynaşması lazım. Yarın anamla Neşe teyze ile beraber bir yemek yiyek. Annenle konuştun mu hiç? Konuştum tabii. Ya sen hayırdır? Korkacağın, çekineceğin ne var ki ne? Ya korkmuyorum ya. Yani... Öyle durumun birazcık tadını çıkaralım istiyorum sadece. Biz bir an evvel evlenelim de birbirimizin tadını çıkarırız. Ha? Yani ya bu riski alacağız ya da gebeliğe son vereceğiz. Doktor birkaç gün düşünmemiz için zaman verdi ama bir an önce de karar vermemiz gerekiyor. Ne dolanıyor aklında? Bilmiyorum ki hala. İnan bilmiyorum. Kimi düşüneceğimi, neyi düşüneceğimi hiç bilmiyorum. Bazen akıl susunca yürek konuşmaya başlar. En doğrusunu da o söyler, biliyor musun? Senin o güzel yüreğin kimlere kimlere deva oldu. Sana da olacak. Sen en iyisi onu dinle. Ben de bir şey söyleyebilir miyim kızım? Tabii ki Hülya Hanım, buyurun. Hamile olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum. Bir torunum olacağı için de çok sevinçliyim ama... benim için en önemli olan şey senin sıhhatin. Sen böyle birine, bir şeye baktığında gözlerinde bir ışık yanıyor ya. Işık hiç sönmesin. Ben seni çok yeni buldum. Hiç kaybetmek istemiyorum. Sağ ol Hülya Hanım. Güzel kızım. Gözüyle edinecekler. Sus. Oku kızım. Ondan sonra da elden ele herkes okusun. Bir, dünya gözüyle bici bici yenecek. Ya. Bici bici mi? Ya canım benim. Nereden canın istedi senin bici bici bu soğukta? Bici bici ne ya? Böyle bıcı bıcı gibi bir şey. Tatlı değil mi ya? Bu ne biçim Adanalı? Bici biciyi bilmiyorum. Okuyorum şimdi. Dünya gözüyle tayyareye binilecek. Bak sen. Anne nereden çıktı bu? Bu yaşına kadar bilmemişsin tayyareye. Tayyare ne? Uçak kızım, bildiğin işte. Havada uçanlardan. Öyle misin ya? Kitap oku biraz. Pardon. Okuyorum. Dünya gözüyle Adana'ya gidilecek. Toprağa dönülecek. Babaanne, sen baya bucket list yapmışsın. Bucket list? Bucket dedi galiba. Bucket list. Aslında doğru yapmışsınız, bravo. Bucket list, ölmeden önce yapılacak şeylerin listesi. Ha, yaşa gelin kız. Tamam, bucket list işte. Dört,
Dünya gözüyle... torunumun haberi gelecek. İşte benim batıklısım bu. Ve. Oğlum hepimiz biliyoruz durumu. Anne. Kapatalım mı konuyu? Biz de Aslan'la kendi aramızda hiç konuşmadık Hülya Hanım. Konuşalım. Saffet. Dayıcım. Yoğurdu ver. Buyur dayıcım. Pul biberi de ver. Afiyet bal şeker olsun dayıcım. Atacağın çenge... Çiftli at, çiftli! Saffet. Efendim? Bu Ümraniye'deki alışveriş merkezi. Ne oldu? Aldık dayı. Koruması bizde. Bak orada yazıyor. %20. Güzel, güzel. Selamun aleyküm. Ben Çeyrek. Ben de Tam. Kime baktın? Sana baktım. Arnavut Bağbire. Kim aldı lan bu maymunu içeri? Sen kimsin oğlum? İsmim Çeyrek. Arnavut seni tam eder dediler. Geldim. Ne istersin? Benim babam Kara İlyas'tı. Öldü. Benim babam da Temel Reis'iydi. O da öldü. Paso ıspanak yedim çocukken. Güçlendirmek için kendimi. Meğer palavraymış. Ondan beridir ki kim palavra sıkar, ben de onun ümüğünü sıkarım. Şimdi sen palavra sıkmaya geldin buraya. İş yapmaya geldim. Bu da avansı. Ne avansı? İş avansı. Soykanların marinasını koruyalım demişsin, yok demişler. Biz de marinaya çökelim. Seni uyardım. Palavra sıkıyorsan bu böreğe katık ederim seni. Pırasalı seversin. Ben palavra sıkmam. Ama senin bu arkandaki yeğenin var ya, o sıkıyor. Senin adını mundar ediyor. Ne lan Saffet? Hani idmanda olmuş idi yaralar? Aslan Soykan gelmiş. Hepsini tokatlamış. Asıl palavracı senin yeğenin yani. Lan! Adam Sinit ha? Herif gelmiş buraya iki tane sıkmış. Hepiniz firavunuz gibi dalmışsınız. Ha? Adam mısınız oğlum siz? Adam mısınız? Ha? Adam mısınız oğlum? Adam mısınız? Ha? Ha? Defolun! Gözüm görmesin sizi. Defol! Duymuşsundur. Aslan Soykan bu işlerden elini eteğini çekti. Ne parası kaldı ne adamı. Duydum.
Aslan ne de olmuş şimdi kedi? İşte o kedi senin mekanını bastı. Senin şerefini iki paralık etti. Tekrar edeyim. Kara İlyas'ın varisi benim. İsmim Çeyrek. O zaman gidelim bu aslana. Bir bakalım. Hala aslan mı? Yoksa oldu mu kedi? Helal olsun. Bedri nasıl? Yaşananlardan sonra çocuğun halini adını soramadım hiç. Ya ne olsun işte alt üst oldu o da ama yapacak bir şey yok. Biz de geçmişin üzerine kilidi vurduk. Ama o kendi yarasına bir merhem bulmuş, sevdalanmış. Anama gelin geliyor ha. Sen bir dedikodu buldun mu bacana böyle yapış katiyen bırakma biliyor musun? Git işine yap hadi. Lan ya. Ya sevindim. Kız nereden, Adana'dan mı? Yok ya buradan İstanbul'dan tanıyor. Yağmur. Devinin kardeşi. He. Ne zamandır birliktelermiş? Ciddi mi düşünüyor Bedri? Çok olmamış Ellam ama ciddi görünüyor. Sen niye böyle bir karardın bir? Bir kızla alakalı bildiğin bir şey mi var? Yok. Ekrem'le olayını biliyorsunuz zaten birlikteliğin. Ha biliyorum. Bir iki yıl nişan almışlar. Kızla alakalı bir şey biliyorsa söyle, ben de karartma yani. Yok, olsa söylerim zaten. Ben gidip anneme bir bakayım. İlacı gecikmesin. Mesut! Gel bak. Buyur ana. Şu Devin'in kardeşi var ya. Bacısı. Ya sen şimdi işini gücünü bırak orada ne yapıyorsa onu bir araştır bakayım. Tamam ana, emrin olur. Bir şey bulunca beni haber ver. Tamam ana. Aslan. Belki şimdi söyleyeceğimi birazcık kısacaksın ama ben bebeğimizden bu kadar kolay vazgeçmek istemiyorum. Ya ben şimdi ne diyeyim sana yani? Bebeğimizden vazgeçmemek için senden vazgeçmek zorunda kalacağımız değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Söz konusu bile olamaz. Aslan hemen kestirip atamayız ki ama böyle. Yavrum, doktorun dediklerini duydun. Yav raporları da gördün. Gözlerinle gördün raporları da. Yani şimdi senin başına bir şey gelme ihtimali olsa ben nasıl yaşarım ya? Ben anlamadım yani. Ya olmazsa? Ya hiçbir şey olmazsa bana da bebeğimize de niye bu ihtimali hemen göz ardı ediyorsun? Devin yapma bana bunu be. Yapma lütfen yapma. Aslan biz bir aile kurmak istemedik mi? Biz Urla'ya gitmeyecek miydik? Tamam gideceğiz yine. Bir şey değişmedi. Ama üçümüz. Sen, ben, bebeğimiz. Senin bu hayatta en çok istediğin şey baba olmak değil miydi? Benim bu hayatta en çok istediğim şey sensin. Senin en ufak bir şekilde zarar gördüğüm, hissettiğim an böyle bir şeyi kabul edemem. Benim hiç mi söz hakkım yok peki? Benim yok mu hiç söz hakkım peki? Aslan tabii ki var. Ama Aslan ne olur birlikte karar verelim ya.
Hemen kestirip atmayalım böyle. Daha 2 günümüz var. Ne olur düşünelim. Ben düşünmek istiyorum. Lütfen. Tamam, düşünelim de. Bak, benim en kıymetlim sensin. Sen benim ailemsin. İyileşmenize çok sevindim Devin Hanım. Teşekkür ederim. Ama gebeliğinizle ilgili oluşan bu yeni süreçte epey zorlanacaksınız gibi görünüyor. Zor, evet. Tam her şey bitti derken meğer yeni başlıyormuş. Bu gibi durumlarda kararınızla ilgili size hiçbir şekilde yönlendirme yapamıyorum. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Biliyorum, merak etmeyin. Ama yine de konuyla ilgili duygularınızı, hislerinizi paylaşmak isterseniz dinliyorum. Tek başınıza geldiniz. Aslan Bey müsait diye sanırım. Hayır. Aslında bu sabah teklif etti beraber gelmeyi ama ben istemedim. Beraber vereceğimiz bu kararla ilgili yaklaşımı hala çok keskin. O yüzden... Bu yaklaşımı sizi nasıl hissettiriyor peki? Aslında anlıyorum onu. Çok iyi anlıyorum hem de. Ben olsam ben de asla vazgeçemezdim ondan. Ama bu benim bebeğimi ikinci kez kaybedişim olacak Neslihan Hanım. O yüzden zor bir karar benim için. Doktorunuzdan bunu duyduğunuz ilk an neler hissettiniz peki? Korktum. Ama ölümden değil. Aslında bunu yaşatmaktan korktum. Aileme, anneme, kardeşime vereceğim tek bir kararla onlara nasıl acılar yaşatacağımdan korktum. Yine herkesi kendimden öne koyuyorum değil mi? Yaralı şifacı da demiştiniz bana daha önce. Vurulacağım aklınızın ucundan bile geçmemiştir herhalde. Aslan Bey'in hislerinden, sevdiğiniz diğer insanların hislerinden oldukça konuştuk. Peki siz? Siz ne hissediyorsunuz Devin Hanım? Bu sorunun cevabını düşünmeyeli epey olmuştu. Ne hissediyorum? Bilmem. İnanın bilmiyorum. Üniversitedeyken çok sevdiğim bir hocam vardı. Kadın bir kere şunu sormuştu bana. Kimi kurtarmak için psikolog olmak istiyorsun? Siz ne yanıt verdiniz peki? Ailemi demiştim. Ve ailesinden yaralı olan insanları. Ama sonra, çok daha sonra kendime bile itiraf edemediğim bir şey keşfettim. Neyi? Önce kendimi kurtarmam gerekiyordu. Önce kendim için yaşamam. Kendim için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aslında geçen çok doğru söylemişti. Uçakta bile önce kendi kemerini takacaksın ki çocuğunu koruyabilesin. Öyle değil mi? Her şey tamam mı? Hazırlıklar tamam aslanım. Çalışanlar da eli kulağında. Birazdan gelirler. Güzel. Abi. Hı? Abi. Bu ne? Elif iletmemi istedi abi. Ufak bir hediye. Size. Elleriyle ördü abi. Elleri dert görmesin kardeşim. Teşekkür ettiğim millet.
Sıkıntı yok değil mi? Yok, ne sıkıntısı ya? Ne sıkıntısı? Denildin mi sen? Vay, vay, vay. Kral gelmiş. Hoş geldin kral. Kardeş. Ben babamı yeni kaybetmedim Neslihan Hanım. Babamı 9 yaşında kaybettim. Hemen sonrasında da annemi kaybettim. Günden güne böyle gözlerimin önünde eriyip bitti kadın. 9 yaşımda anne olmak zorunda kaldım. O günden beridir de kendim için hiç yaşamadım. Kendim için hiçbir şey yapmadım. Hayatta kalmaya bile çalışmadım. Öyle söyleyeyim. Sadece hayatta tutmaya çalışıyordum çünkü. Ama çocuktum. Çocuktum yani. Sadece dışarıda oynamak istiyordum. Sadece çocuk olmak istiyordum. İlk gebeliğimde, yalan söylemeyeyim, birazcık endişeliydim anne olmakla ilgili. Emin değildim yani. Çünkü anne olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu çok iyi biliyordum. Ama şimdi istiyorum. Hayatımda ilk defa kendim için bir şey yapmak istiyorum. Bir de içimde böyle bir his var. Bebeğimizin sağlıklı dünyaya gelip büyüyeceğini biliyorum. Tüm bu kötü günlerden sonra Aslan'a, ailemize bir nefes olacağını biliyorum. En çok da bana. Ah. Bebeğimizin bana can katacağını biliyorum gerçekten. Bir de ben onun kalp atışlarını duydum Neslihan Hanım. Öyle kuvvetli, öyle güçlü atıyordu ki böyle. Atarlı atarlı böyle sanki babası gibi. Sanki benden vazgeçmeyin der gibi. Sanki anne beni de kendini de kurtar der gibi. O yüzden biliyorum, hissediyorum Neslihan Hanım. Ne pahasına olursa olsun ondan vazgeçmek istemiyorum. Bu da değer. Buna da mısır nişastası katmışlar. Ben de mısır nişastası kattım anne. Ya bunda eline hiçbir şey yakışmıyor. Ya mısır nişastası konur mu ya? Ya ben bunu siliyorum vallahi Bamba Sultan ya. Bunca yediğine say ha. Ya bu bitti vallahi bak. Yediklerine say ya. Ben daha tadını bulamadım. İstediğimi bulamadım. Anne. Lütfen ön yargılı olma, benimkini bir dene. Beğenecek misin bakayım? Sen kızınınkini tat al. Bu da cıvık. Adana'nınki gibi olmamış. Ya nedir senin bu Adana'da yediğin bici bici ya? Hangi muhteremin eli değdi ki böyle nurlandı? Ne bu ya? Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Yani siz iyi bici biciyi arayıp bulun. Sen nereye gidiyorsun? Yarım kalan bir işim var. Onu halledeceğim. Hadi görüşürüz.
İstediğiniz proje çizildi Hülya Hanım. Diğer belgeler de hazır. Hı hı. Sağ ol Arif. Şimdi mi gidiyoruz yanına? Yok, çok önemli bir işim var benim halletmem gereken. Ama sen takipte kal, tamam mı? Tamam, tamam Hülya. Koruzadelerin evine gidiyoruz. Tamam Hülya. Babür artık cepte sayılır ana. Biz ne istersek onu yapacak. O nasıl olacak Ferman? Aslan'a olan öfkesini yular yaptım. O yular da bizim elimizde. Ya Çevrek neredesin? Kaçtım İstanbul'dan abi. Nereye kaçtın? Adana'ya. Buna bak, buralarda değilsin değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben arada yalan söylerim abi, eyvallah. Ama sana söylemem. Sen iyi bir adamsın. Borçluyum sana. Eyvallah da. İnşallah İstanbul'da değilsindir. Fena olur ha. Söyle. Benim ölçü tamamdır abi. İsterseniz dükkana geçelim, mermerleri seçelim. Benim mermerlerim bir ömür boyu garantilidir abi. Ölüye ömür boyu garanti mi veriyorsun? Gerçekten mi? Çok iyiymiş. Tamam, kes mermerleri. Hadi yürü. Burcu olduğun gün pek iyi görünmüyordun ya. İyiyim, iyiyim Yağmur. Daha iyiyim. Merak etme canım. Müsait olduğunda biz biraz konuşsak mı? Ben de yanınıza geliyorum şimdi. Zaten yoldayım. Anneme de sana da söyleyeceğim önemli bir şey var. Tamam, bekliyoruz. Bay bay canım. Zor bir dönemden geçtik hepiniz biliyorsunuz. Bana destek verdiğiniz gibi Bedri kardeşime de destek vereceğinizden kesinlikle gram şüphem yok. Has beyaz Adanalı bir zat olarak Marina'nın ismini de daha gördüğünüz gibi 01 Marina koydu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Eyvallah. Sizin emeğinizle, bilek gücünüzle Avrupa'nın en büyük marinası yapacağınızdan hiçbir şüphem yok. Afiyet olsun. O zaman afiyet olsun size. Hadi bakalım. Kapalıyız. Şirket etkinliği var içeride. İçeride sahipsiz bir kedi var imiş. Kuduz. Bakasın, Baytarlar Cemiyeti'nden geliyorsun. Aşı yapmaya geldik. Başın sağ olsun.
Ben silah külah bıraktım diyorum. O işlerden vazgeçtim diyorum. Bundan sonra diyorum ki adam öldürmeyeceğim diyorum. Eceli gelen köpek cami duvarına işiyor. Koy o silahı yerine! Benim mekanımda iki el havaya sıkmışsın. Her şey karşılıklı. Bir tek abiliyet miyim? Hayırlı olsun Bedri. Marina'yı almışsın ama hala Hasan abin konuşur. Patron sen değilsin. Şşş. Sen vergi memuru musun? Hayırdır? Peki, madem hala patron sen, seninle konuşalım. Çünkü herkes konuşur. Derler ki Aslan Soykan'ın paraları gitti. Adamları gitti. Nasıl koruyacaksın kuzenini? Bak sana şöyle söyleyeyim ben. Aha bir, karı olan. Bak bakayım bana, geçen hafta dayak yiyen sen miydin? He? İki. Üç. Aha dört. Beş. Bak bu beşini, bak beşini daha geçen hafta dümdüz bütün kaportalarını yamulttu. Benim çocuklar, tamam. Lan daha geçen hafta bizden dayak yemiş olan adamlarla mı bizi koruyacaksın sen? Lan! Mütekabiliyet dedim. Tavana açtım iki delik. Sen de bunun gibi burnunun dikine gidersen sıra senin kafana gelir Bedri. Dinleme Aslan abini. Sor sağa sola anlatsınlar. Anlatsınlar sana nasıl belaya çattığını. Sana bir gün müddet. Düşün taşın. Ya ödersin %20 oluruz seninle dost. Seni de koruruz. Ya ödemezsin. Oluruz düşman. Bak hele hani diyordu ya bir filmde. Demezler mi lan siz misiniz bu kentin zaptiyesi diye? Hayırdır oğlum? Siz misiniz lan bu kentin zaptiyesi? Zaptiyesi de oluruz, raptiyesi de oluruz biz. Yalnız raptiye tehlikeli. Aslan bilir. Lan beni deli etme. Benim sabrım bak, zorlama. Tamam mı? Zorlama. Yürü lan! Yürü lan! Yürü! Söyle o adamlarına, tamam. O silahı böyle çekiyorlarsa, o tetiğe basacaklar. Şu anda. Bak, üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Şöyle yola gel. Şöyle yola gel. Yanlış yaptın Bedri. Şu pastadan alacağımız iki parmak idi. İşte şimdi. Şimdi Aslan abin seni kuruna attı. Vermiyorsun ki saplayayım şunu rap diye. İki mermilik işi var. Aynen öyle. Bedri mermi yok oğlum, mermi yok. Tabanca, silah hiçbir şey yok, anladın mı? Yapacağın en fazla şey gidersin Marina'daki güvenliği arttırsın, bitti. Yoluna bak sonra, anladın? İskoç. Buradayım Aslan. Bu Babirip ne yer, ne içer, arkadaşı, eşi, dostu, gittiği mekan neresi? Detayına kadar her şeyi araştırıp bana gelip söylüyorsun, tamam mı? Al.
Aslanım, araştıralım, araştıralım da bu Babür'ün Arnavut damarı tutar şimdi. Kolay kolay bırakmaz bak bu işin peşini. Ya biz bunun suyuna gideceğiz ya da yeniden bir düşman edineceğiz. O zaman elle gelen düğün bayram kardeş. Sıkıntı yok, elle gelen düğün bayram. Ama ben diyorum ki cinayet yok. Kimsenin canını yakmadan, kan dökmeden bir şekilde halledeceğiz. Olacak. Akıl vermiş kullan diye olacak. İlyas öldü. Sen sadece oğlunu değil, şeytanını da kaybettin. Oğlu için yaşayan, oğlu için can alan Kıymet Koruzade yok artık. Sadece Kıymet var. Oğlu olmayan Kıymet belki kıyametin olur. Belki de şu anda öldürmelisin beni. Eski Hülya olsaydım gözümü kırpmadan kafana sıkardım seni. Yeni Hülya mı var şimdi? Onun merhametine mi kaldık? Sen benim değil, kendi merhametine kaldın Kıymet. Pek halim senin gördüm seni. Niye kuyruğunu kıstırdın karşımda? Ben kuyruğumu kıstırmadım. Yaşadığı acılar insanı terbiye ediyormuş. Onu öğrendim sadece. Oğlun öldü. Sen kaldın. Acın büyük şimdi. İzin verirsen o acılar da seni terbiye etsin. Evlat acısı insanı terbiye etmez. İnsanı katil eder. Bu yüzden dedim işte. Sen kendi merhametine kaldın diye. Olur da kendini acımazsan, gözünü gene kan bürürse ben sana hiç acımam. Aileme en ufak bir zarar verirsen, seni kimseye bırakmam. Eski Hülya olur, seni yok ederim. Hanım, bir daha gelme. Sen kimsin? Kimsesizim ben. Bir Kıymet anam var. Çek şöyle. Uzak dur. Anama dokunma. Şey mi oldu Bedri? Ya sana bir şey diyeceğim de. Oğlum hayırdır, ne kıvranıyorsun böyle böbrek taşı düşürür gibi? Söyle. Ya mevzu biraz kıvranmalık da ondan. Bir iki dakika bize müsaade edin bakalım. Buyur. Abi biz Yağmur'la evlenmeye karar verdik. Şimdi anasından istemek gerek ama benim babam yok malum yani. Geliyorum o ki Yağmur bana ister misin? Damara bu iki oldu ha. Bak bu iki etti, sen böyle hep böyle bir krizden sonra böyle mevzuları özellikle kullanıyorsun. Bak bunun adına şark kurnazı denir Bedri. Allah, mevzu aşk olunca insan duramıyor kral. Ama bak bu mevzu benim için önemli ha. Ne diyorsun? Kayınvalide vermezse torpil isteme bak benden, tamam mı? Eyvallah bakın ha. Vallahi büyük adamsın ha. İskoç, Turgut. Gel hele gel.
Ya bu Babir geldi tabanı ikiden ateş etti. Parça pinçik etmiştir. Gidin bakın bakayım taban yerinde mi? Hadi. Gidiyoruz. Eko gel. Dayım abi. Ekrem, Yağmur'la ilgili hala bir sıkıntı varsa... Ya. Allah bir yastıkta kocasın kardeşim. Eyvallah kardeşim. Allah sizinle bebeğinizi analı babalı büyütsün. Eyvallah. Yağmur, biraz daha tanısaydınız birbirinizi. Bu ne acele hayatı? Söyledim. Söylemedim mi zannediyorsun? Söyledim. Yok, anlamıyor işte. Yağmur'um diyor. Ben seninle bir an evvel aynı yastığa baş koymak istiyorum diyor bana ya. Ay. Böyle konuşuyor mu benimle? İnanılmaz. Bana bak. Sen niye böyle fısıldıyorsun bakayım? Anneme söylemedin mi daha yoksa? Söylemedim. Söylemedim ama söyleyeceğim. Şimdi bu akşam Nedret Hanım, Bedri, ben, annem yemeğe çıkıyoruz. Orada böyle oldu bittiye getirmek gibi küçük bir planımız var. Akşam hallediyoruz bu meseleyi. Gerçekten IQ'su çok yüksek bir plan olmuş bu. Şahane bir çiftsiniz ya, bravo. Dahiyane. Yok da yapma bunu ya. Zaten korkuyorum. Niye korkuyorsun Yağmur? Ben Bedri'ye bazı şeyleri anlatmadım. Ya öyle gizlemek, saklamak gibi değil tabii ki ama... konusu açılmadı işte. Ben de söylemedim bir şey. Geçmişimle alakalı. İzmir'de olanlarla ilgili. Gel buraya, gel. Geçmiş geçmişte kaldı fıstığım. Hiç merak etme sen. Her şey geride kaldı. Abla çok seviyorum Bedri'yi ya. Aynı şekilde yine geçmişimle alakalı birini daha kaybetmek istemiyorum. Güzelim benim, merak etme. Nedret Hanım, Bedri falan öyle gelenek görenek insanları biliyorsun. İnsanları geçmişiyle yargılamak ne zamandan beri gelenek oldu Yağmur Allah aşkına? Yok öyle bir şey. Bedri öyle birisi değil zaten. Nedret Hala hiç öyle birisi değil. Sen gönlünü ferah tut. Her şey çok güzel olacak, merak etme. İnşallah. İnşallah. Oh, hadi bakalım. Şimdi gelelim sıradaki bombaya. Al bakalım bunları. Ne oldu ya? Ha? Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Vay arkadaş. Şimdi dayıcım Yağmur'u Bedri'ye mi isteyecekmiş? Bilmiyorum, öyle herhalde. Ya İskoç bak, insanın iş arkadaşlarıyla geçirdiği vakit ailesiyle geçirdiği vaktin iki katıymış. İki kelam etsen ölür müsün ya? Şöyle gel ağız tadıyla bir dedikodu yapalım. Bak dedikodu dediğin lüks değil, ihtiyaç, ihtiyaç. Heh, bak ne güzel söyledin. İhtiyaç değil mi? Ben öyle bir ihtiyaç duymuyorum. Anladın mı? Kurudum ya. Yemin ediyorum kurudum. Allah'ım şöyle en kısa vakitte bana böyle beraber dedikodu yapıp günaha girecek birini nasip eyle ya Rabbim. Amin, amin. İçim böyle şişti ya. Ya ne desteği? Böyle bir konuda ben sana nasıl destek olabilirim Devin ya? Ben senin düşmanın mıyım? Annenim ben senin, annenim. Hangi anne çocuğunun ölmesini ister Devin? Anneciğim, bir anlayalım. Bir mevzuyu tam olarak dinleyelim, olur mu? Ya neyi anlayacağız Allah aşkına? Abla düpedüz böyle intihar etmeye karar vermiş. Ne anlayacağız biz? Anneciğim, canım. Bak ben seni çok iyi anlıyorum. Korkuyorsun. Ah canım benim, Allah razı olsun beni anlıyorsun. Ne söylüyorsun Devin ya? Yok böyle bir şey yapamaz yani, konu kapanmıştır, bitti gitti. Sen bize böyle bir şeyi yaşatamazsın. Ne demek sen bize bunu yaşatamazsın? Size yaşatamam ne demek? Size ne demek ya? Sen beni mi düşünüyorsun, kendini mi düşünüyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Ya böyle bir durumda bile hala kendini mi düşünüyorsun gerçekten? Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda ilk defa kendimi düşünüyorum. Ve bu çocuğu doğurmaya karar verdim. Sizden izin almaya gelmedim ki buraya. Size söylemeye geldim.
Sen beni cezalandırıyorsun, anladım ben. Sen Allah bütün Allah hayatın intikamını şimdi benden tek tek çıkarmaya çalışıyorsun, benden, annenden. İnanılmazsın anne ya. Ben. Konunun seninle bir ilgisi yok diyorum sana. Konu benimle ilgili. Ben. Abla, eniştem ne diyor bu duruma? Ne diyecek? Seven biri ne derse onu diyor. Evet diyecek. Seven adam evet diyecek tabii ki. Teşekkür ederim anne ya. Hakikaten ya. Yine bana ne kadar güzel bir destek oldun da ne kadar doğru bir karar verdiğimi göstermiş oldun bana yine. Hadi Yağmur, kalk kalk, hazırlanın. Nereye gideceksek gidelim artık, hadi. Aslan. Yavrum. Hani düşünelim demiştik ya. Ben kararımı verdim. Bu doğum gerçekleşmeyecek, tamam mı? Biz seninle daha dün ne karar aldık? Aslan, bir karar almadık ki seninle. Daha iki günümüz var, düşünecektik. Ya nereye düşünüyoruz ya? Nereye düşünüyor Allah'ım ya? Ya kızım bak, bu çok hassas bir konu, tamam mı? Senin için özellikle hassas bir konu. Ben diyorum ki sana, farkındasın. Eğer senin canın söz konusuysa, tamam mı? Ben buna evet diyemem. Tamam Aslan, bir sakin ol, bir düşünelim, bizim de bir konuşalım istiyorum ben de. Sen de hemen bir karar verme. Tamam Devin, bak ben seninle tartışmayacağım. Tamam, bence de tartışmayalım zaten. Tamam, şu an tartışıyoruz. Şu an hayır, ne yapıyoruz biz? Ben zaten bugün anneme çok zor bir konuşma yaptım. Ne olur Aslan ya. Yapma bari. Bir dakika, ne dedin sen? Ben sana hayır derken sen gidip kararlarını başka insanlara mı anlatıyorsun? Kendi kararlarımı paylaştım. Neyin kendi kararın Aslan? Ya? Tamam. Ya ben tek taraflı İki tartışıyoruz şu anda. Bak, ben olmaz böyle bir şey. Ben seni ikna edeceğim, tamam. Ben ikna olmayacağım bir Her şey. Her türlü ikna edeceğim. Ben bir şeye ikna olmayacağım. İki günümüz var, ben seni ikna ben sakinim ama kesinlikle ikna olmayacağım. Allah aşkına Bambık Sultan, bir lokma ya. Vallahi zibil etmiştim. İstemiyorum, istemiyorum. Sevdimle yediğim bici biciden değil bunlar. Ne oldu bakayım? Ya bu değil diyorum, istemiyorum diyorum. Zeyzik gibi başımda ötüp duruyor. Ya aşk olsun sana. Vallahi ayıp ediyorsun. Ellerimle yaptım ben bu son bici bicileri sana. Bu neymiş bu? Bakalım mı, dadına bakalım bunu. Aa bak, barnaklarınızı yiyeceğiniz vallahi. Çünkü herkes bilir, Asuman'ın bicisi gibisi yoktur. Vallahi. Allah bunu Allah. Bir tadına... Yavrum bici bici al bakalım. Bakayım. Şöyle söyleyeyim ben sana. Adana'da biz böyle bici yiyerek büyüdük. Adana'nın yerel tatlısıdır ha. Abou. Abo kızım, ne yaptın? Bir kilo şeker atmışın içerisine. Şu kadar kasede bir kilo şeker var. Adamın var ya, şekerden götürürsün sana. Devam. Muz yakışmış. Muz ilginç bir fikir. Bence yakışmış yani. Sizin ağzınızın tadı biraz bozulduğu için tabii. Hmm. Bilen bilir çünkü. Asuman'ın bicisi gibisi yoktur ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımın dediğim en kötü bici. Devam. Şeydimin bici bicisinden istiyorum. Hani benim batık his? Batık mı? Daha bir tanesini bile gerçekleştirmedik. Baktım az, baktım. Ah. Ver bakayım bana. Bakalım senin şu batık listine. Kurban olurum sana ben. Bakalım senin şu batık listine. Devin, yavrum. Hazırlanır mısın yavrum hemen? Babaanne, sen de üstüne başına bir şeyler giy. Sen, ben, Devin şu anda Adana'ya bici bici yemeye gidiyoruz ha. Hem de tayyareyle gidiyoruz ha. Yaşasın! Ay! Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Adana, Adana, Adana. Babaanne, çabuk hazırlan, bak beni delendirme ha. Adana'ya gidiyoruz ha. Vallahi gidiyoruz. Allah Allah. Yapak bir çılgınlık. Adana'ya gidek mi ya? Yapak bir çılgınlık. Daha önce de yapmamız gerekirdi. Efendim Arif.
Hamdi Hanım. Cihan Bey bir meyhaneye girdi. Bekleyeyim mi çıkışını? Konum at, geliyorum ben. Tamamdır Hülya Hanım. Babaanne. Heh. Hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Hadi. Adana'ya gidelim mi? Hadi gidelim, gidelim. Aslan, ben Nedret Alay'a haber verdim. Sen de istersen anneni ar, olur mu? Yavrum, tamam, tamam, dur. Tayyare kaçacak, dur, hadi, ararız. Hadi. Görüşürüz Turgut. Güle güle. Peki. Efendim, ben gidiyorum, annemlerle beraber kal, tamam mı? Tamam. Aa, Sayış sende. Tamam, dayı. Tamam mı? Sayış. Seherhan'la bucket list yapmış diyorlar, doğru mu? Oğlum lan, bana bak, bana. Hı. Oturup babaannemin dedikodusunu seninle mi yapacağım ben? Yok tanışım, estağfurullah. Sağ ol. Ne olur yani iki dedikodu yapsam? İncilerim mi dökülür? Yani şöyle ağız tadıyla bir dedikodu yapacak birini bulsam ben de rahatlayacağım. Sonuçta sosyal bir ihtiyaç bu. Allah Allah. Bir de bu var ya. Tövbe tövbe. Teşekkürler. Ocak ayında yedik bitirdik vallahi. Değil mi? Zaman su gibi gelip geçiyor. Ya işte zaman böyle çok çabuk geçiyor. Kıymetini bilmek lazım. Kimsenin boşa harcayacak vakti yok, değil mi? Evet. Anneciğim, biliyor musun? Nedret Hanım bana işlemeli bir mendil hediye etti. Çok ağlatacak seni Ella'm. Önden hazırlık yapıyor. Hastanede öyle kızımı bir çare görünce o zaman şey yapmış. Hem ağlatırım hem oynatırım diyorum. Gençlerin arasında bizim ne işimiz var? Baksana, pel pel bakışıyoruz karında. Bizim sizinle konuşmamız gereken mühim bir mevzu var. Biz Bedri ile evlenmeye karar verdik. Evet. Hadi beyler. Oğlum cenazeye mi geldik lan? Canlansanıza. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ne bakıyorsun birader? He? Birine mi benzettin? Duymuyorum, gel bakayım. Bana mı diyorsun? Ha, gel. Kim lan bu artist? Hadi geldim. Ne diyeceksin, söyle bakalım. Ha, şu içmeyi çok okuyor. Sana ne lan? Sana ne lan? Bana mı ne? Serap. Lan kimsin lan? Teyze ne yapıyorsun? İndir şunu. Ne teyzesi lan? Basın gidi buradan. Basın. Cihan, iyi misin? Geç kaldın. Beyefendinin kabuğunu sıyırsaydınız ya önce. Anacığım, biz senden bu mevzuyu konuştuk ya. Haberin var senin. Benim var, konuştuk da böyle bu şekilde değil ya.
Ya siz manyak mısınız? Deli mi edeceksiniz beni ya? Anneciğim, yani bunda ne var? Biz evlenmek istiyoruz sadece ya. Olmaz. Olmaz. Benim rızam yok. Hayır, anlayamadım. Sen niye kılıçtın ki böyle? Ben annesi olarak fikrimi söylüyorum. Ya istemiyorum ben kızımın sizin oğlunuzla evlenmesini istemiyorum. O kadar. Bitti gitti yani. Ama Neşe teyze hemen öyle kestirip atma ama Neşe teyze biz... Bizi bir dinle ya önce. Biz aşık olduk birbirimize. Ay ne aşık olması be? Cık, yürek bir şey. Üç gün sonra gider başkasına aşık olursunuz. Ay hani saçmalama ama. Değilsiniz daha siz. Hanım öyle sesin falan yükseltme benim oğluma. Ben onu bu sokakta vurmadım bu çocuğu yani. Ya herkesin çocuğu kendine kıymetli. Ya ayrıca konumuz bu değil ki. Konumuz bu evlilik imkansız. Hayır niye imkansız ya? Bunlar birbirlerini sevmişler, beğenmişler. Ben oğlumun ipini salıyorum. Sen niye kızın ipini salmıyorsun? Çünkü ben kızımın düşmanı değilim. Allah Allah. Al, şey, al o zaman turşu suyunu koyalım. Tamam olur sürekli tamam. Burada sen turşu gibisin falan gibi. Ay üstünü anlamayın yani ben. Ben örnek olarak veriyorum ama. Kimsenin hırtlığına bastırmıyoruz yani. Bastırıyoruz ama. Nereye istiyoruz yani. Biz seviyoruz birbirimizi. Ay yeter ama ya. Ya siz ailenizin farkında değil misiniz? Ya şu şapkanızı alın bir önünüze koyun. Medret Hanım, biz yıl başında kurşuna diziliyorduk, kurşuna. Neredeydiniz siz? Kızımı gözümün önünde vurdular. Günlerce hastanede ölüm kalım savaşı verdim. Kimin yüzünden, he? Siz soykanlar yüzünden. Hani diyorsunuz ya ben... Oğlumu sokakta mı buldum? Ben kızlarımı sokakta mı buldum? Ben istemiyorum Yağmur'un da Devin gibi şeyler yaşamasını. Ya Necdet Hanım Allah aşkına ya siz annesiniz anlarsınız. Benim niye bu kadar endişelendiğimi, niye bu kadar üzüldüğümü, niye bu kadar korktuğumu siz anlarsınız. Neşe Hanımcığım, biz ne yapalım biliyor musun? Biz iki ana böyle can cana verelim, seninle bir halleşelim. Ha ne diyor? Yok ya. Sağ olun, ben söyleyeceğim söyle. Anneciğim ya. Necdet Hanım, ben çok özür dilerim. Ne demek ya? Mal olmuyor. Yani. Ha, sizin kemerinizle bağlayalım mı Seher Hanım? Dur, dur. Tamam, şuymuş. Şimdi oldu. Sen niye bağladın şimdi bunu? Biz mi uçacağız? Tayyare uçmayacak mı? Havalanacak ya tayyare. Ondan dolayı yani tedbir amaçlı bağlaman gerekiyor. Hani... Arabaya binerken de takılıyoruz ya kemerimizi. Öyle düşünün Seher Hanım, aynen. Bana bak babaanne. Hı. İstiyorsan daha tayyare havalanmadı. Yani korkuyorsan ben seni memleketi arabayla da götürürüm. Mesele değil. Ben neye korkacağım Hoşek? Sen korkuyorsun. İyi, peki. Sayın yolcularımız İstanbul Adana... Bismillahirrahmanirrahim. Gökten beri konuşuyor. Kim konuşuyor? Yok, yok, yok. Bu kaptan, pilot yani. Kalkış öncesi son kontrolleri yapıyorlar. Hiç merak edilecek bir şey yok. Tayyarenin şoförü önde. O konuşuyor. Bak, tekrar söylüyorum sana. Gel, kalkmadan inelim. Yok yavrum. Ne korkacağım. Yok, yok. Şaka ediyorum. Allah korusun. Gülelim diye. Aynen tamam evet. Hadi bakalım. Emin misiniz Seher Hanım? İnebiliriz gerçekten. Yok yavrum yok. Ben tayyareye binmeden ölmeyeceğim. Tamam peki o zaman. Cabin crew crew check. Ne diyor? Kalkıyoruz. Yavaş yavaş kalkıyoruz artık. Hiç endişelenecek bir şey yok. İyisin değil mi? Bir bırak bunu ya. Şöyle ağız tadı ya. Güzel güzel dayak yiyor. Tamam, tamam. Kolye yapmışsın oğlum. Kesin onun bir anlamı vardır ha. Kesin. Yok yok. Hadi yat canım yat. Ana. Bir bakacaksın mı? Ben Cihan Bey bu akşam buraya mı atacak mı diline ha? Buna bana oğul barışmışlar mı? Laf denize çıkma başıma. Dışarı.
Allah rahatlık versin. İyi uykular. Siz nereden buldunuz yine birbirinizi? Arif peşindeydi. Peşine adam mı saldın? Ya bir şey konuşacaktım onunla. Onunla paylaşmak istediğim bir şey var önemli. Ondan. İşe kapat. Oo, ne güzel. Çinemene gidiyoruz. Kalkmadık da hala yerdeyiz. Yerde gidiyoruz. Tamam işte. Şoföre söyle. Havada da böyle sürsün. Ne oldu? Niye hazırlandı? Kalkmak üzereyiz Seher Hanım. O yüzden hiçbir şey yok. Rahat edin siz. Şöyle arkanıza yaslanın ha. Derin derin nefes alın. Bir şey yok. Birazdan semada uçacaksın babaanne. İşte fıstış gördün mü nasıl? Yağ gibi bakıyoruz, ha? Seher Hanım. Babaanne. Babaanne. Seher Hanım. Seher Hanım. Babaanne. İyi misiniz? Aa, açma. Korkutmayın bizi. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Ya var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Önce bizi kalpten götüreceksin sana. Bak bilgin olsun. Kalktık. Zelzele oluyor. Lanet olsun. Soktunuz beni tenekeye. Ölmeden mezara girdim. Ya sana demedim mi ben uçak kalkmadan önce? İstersen seni arabayla götüreyim. Uçaktan inelim diye. Hadi inek. Yok, tamam, gördüm. İnemeyiz şimdi. Hadi. Bir az kaldı şöyle zaten. Şoföre dursun. Ya balcalı otobüsün mü? Kurban olduğum. Nasıl dursun adam? Havadayız havada. Tamam. Tutuşun bakayım çok, çok az kaldı. Birazdan aşağıda olacağız. Tutuşun hiç merak etmeyin. Tamam. Sarılın bakayım birbirinize. Oh. Bak. Ben bak. Tinemene geliyor. Bak bakayım aşağı bak. Güzel, çok aşağı güzel. Bak bulutlara bak bakalım. Kaymak gibi kayıyor. Seydim beni gezdirir. Çok iyi davranırdı. Ölmeden evvel söz verdiydi. Seni tayyareye bindirecekti. Olmadı. Seher Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Senden de babaanne. Şu sizin bucket listeden bir tane madde silelim mi artık? Aha. Tayyareye bindik. Dünya gözüyle tayyareye binilecek. Tamam. Şimdi sırada bici bici var. Evet. Ayrılmıştır. Ayrılırlar tabii. Hiç yakışmıyorlardı birbirlerine zaten ya. Şunu da Eko'ya atayım da. Figili Bey. Hoş geldin Asuman Hanım. Size bici bici getirdim. Asuman'ın bicisi gibisi yoktur ha. Ne oldu? Yattı mı Cihan abi? Her aradılar yatırdı onu. İyi bakalım. Ay var ya bir göreceksin ama Hülya Hanım'ı. Bir ayağında sallamadığı kaldı herifi biliyor musun? Böyle bir şefkat, bir merhamet. Deme kız. Vallahi mi? He vallahi. Ben sana bir şey diyeyim mi? İki güne yine dişleri oğlana. Niye? Çünkü don eski. İstediğin kadar yamala. Faydasız. Bu Hülya anneye var ya ölüm iyiliği çöktü ha. Devi yengeyi de bağrına bastı. Ay aman Allah aşkına bırak. Adı kaynana değil mi? Başından öpse başı yarılır insanın valla. Senin Nedret Hala da kaynana oluyor. O işe ne diyorsun? Bedri abayı yakmış yağmura. Ay yine bulduysa o kız da Allah aşkına. Yani kız sıradan bir kız. Anası soğan babası sarımsak. Hayır kadın dediğin biraz çıtı pıtı olacak böyle benim gibi yani. Tek lokma olacak. Ama erkeğinin kaşığına da gelecek yani. Bizim Eko var ya. O da abayı yakmıştı ya. Ne diyorsun? Nikaha kadar aklındaydı. Ama bizim Elif'i ziyan edecek değil mi? Neyse biz İskoç'ta onun kulağını çektik de. Ha. Şimdi düzeldi Allah'a şükür. Şeytan kulağına lanet, karısına aşık. Lan aman diyeyim. Zerdilerden saklasın kız bir de gebe tövbe estağfurullah. Kız Asuman sende de laf lafı açıyormuş ha.
Vallahi siz de benim gözümü gönlümü açıyorsunuz Tigil İbrahim. Yine beraber günahkar olduk ha. Ama. Yanacağız, kavrulacağız. Ama günahsa günah ya. Tek kötü huyum gıybet yani. Onu da hak ettiğimi düşünüyorum. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum. Haksızım. Doğru canım, onca iş yapıyoruz, ediyoruz bilmem. Kız Asuman, bileydim ben sana daha önce oturur iki kelam ederdim ya. Ne bileyim aramızda böyle bir sinerji oluşacak. Neyse. Yoksa ben sana öyle davranır mıydım ya? Kusura bakma. Ha, geç olsun, güç olmasın demişler. Gel. Ha? Gel vur. Vur. Hadi. Vur. Oh. Afiyet olsun. Ya. Aslan beyler varmışlar mı odanaya? Bilmiyorum vallahi. Aramalı. Konuşmadın. Var ya, Bambuk Sultan'ı böyle koltuğunun altına aldığı gibi uçurdu götürdü Adana'ya. Her kadın hasta, hasta, hasta. Hasta olmasa neyse. Kadın toprağıma kavuşacağım diye Allah'ına kavuşacaktı. Helal, helal. Kız sus, beni duyacak lan. Fıstık. Dedemle siz burada mı tanıştınız? Burada öptüydü. Ay, aman, aman diyeyim. Az detay babaanne, az detay. Bak, daha ileri gideceksin diye çok korkuyorum. Kurban olayım, yapma. Bugün aynalı kemerim vardı. Barış Manço da sonradan türküsünü yaptı. Sevdim de bu türkü senin için Seher Hanım der, bana söylerdi. Ay, ne severim ben de. Seher vakti bir güzele vuruldu. Oh. Sen bir anda böyle her şeyi bir hatırlamaya başladın. He? Tüm detayları böyle güzel güzel anlatmaya başladın. Neye borçluyuz bunu? Hiç unutmadım ki. Aha geliyor Bici Bici. Gel koçum, gel. Teşekkür ederiz. Açılışı yap bakalım Seher Sultan. Bekliyoruz seni. Tam sevdimle yediğimin aynısı. Ay yaşa. Şükürler olsun. Ne güzel. Oh, çok güzel. Ben de bakıyorum. Şerbet, gül suyu kombinasyonu muhteşem. Ben bunu altın olan diyorum. Bayıldım ya. Resmen çocukluğuma döndüm. Çocukluğuna dönmüş, çocukluğuna. Fondülerle, krem brülelerle büyümüş. Sen ne anlarsın Bici Bici'den? Ya ben demek ya ne anlarsın? Işte. Yok mu eskiden böyle buzlu, meyveli, böyle karışık meyve suları falan bir şeyler? Onun da kesin mangal usulü ananasısını yemişsindir. Ay aman aslan, abarttım. Son bir şey kaldı. Dünya gözüyle torunumun haberini duyacağım. Ne karar verdiniz? Torun geliyor değil mi? Anneciğim, biz artık konuşabilir miyiz? Benim konuşacak bir şeyim yok. Ama benim var. Lütfen. O zaman ben sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim de. Ben senin evlenmeni istemiyorum. O kadar, bitti. Niye anneciğim? Niye istemiyorsun ya? Biz birbirimizi seviyoruz anne. Neyi anlamıyorsun? Anlıyorum Yağmur. Anlıyorum, sevdiğinizi görüyorum da. Ama ben senin de ablanın yaşadıklarını, yaşamını istemiyorum. Sen bunu anlamıyor musun? Bak biliyorum sen benim mutsuz olmamdan korkuyorsun. Ama anneciğim asıl ben sevdiğimle evlenmezsem çok mutsuz olurum. Benim öyle hayatım yine berbat olur. Anneciğim lütfen. Lütfen anne. Kapıdayım Yağmur'um. Aşağı in. Ben bir yürüyüşe çıkacağım.
Sen nereden biliyorsun bunu? Bebek mevzusu. Ben her şeyi bilir, duyar görürüm. Hele şimdi toprağa gireceğim ya. İyice bir küşayış geldi. Ya ne olur artık Seher Hanım demeyin şöyle. Bırakın şunu söylemeyi. Dinleyin beni. Ben çok günahlar gördüm. Gözüm kör, kulağım sağır, dilim lal oldu. Gönlüm çok yorgun artık. Yusuf'un, İbrahim'in günahları omuzlarımda bir ok ayık. Beni hasatlamak ölümden beter. Siz benim gibi olmayın. Tertemiz, pürü pah, günahsız bir aile kurun. Bebeğinizi büyüt. O kadar kolay bir iş değil yani. O biraz böyle bir sıkıntılı. Kolay, kolay. Sen gelin kızımı dinle. O bir ana artık. Analar her şeyi duyar, bilir, görür. Bu çocuğunu hissediyorum. Ana ister mi evlatlarından ayrı olsun, ona zarar gelsin? Yavrum, insanlar günahlarından değil, sustuklarından, çaydıklarından ayıplanırlar. Anaya bunu yapma. Bunu evladından ayırma. Sen gelin kızı dinle. Ne yapsak ufak ufak hesap isteyip kalksak mı ya? Uçağa geç kalmayalım. Delikanlı. Bizim hesabı versene. Biliyor Bedriciğim, biliyor. Annem birbirimize deli gibi aşık olduğumuzu biliyor ama olmaz diyor. İyi, kaçırırım ben de o zaman seni Yağmur. Aşığın yüreğine kim söz geçirebilmiş ki? Bir de benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? İşte biliyorsun zaten biz çok hızlı tanıştık seninle. Her şey de çok hızlı ilerledi. Biz birbirimizi aslında yeterince iyi tanımıyoruz. Ben bir dönem İzmir'de yaşadım. Ailemle bütün iletişimimi kestiğim bir dönemdi. Konuşmuyorduk yani hiç. Çok zor bir dönemdi aslında ama... Biliyorum. Ne? Biliyorum işte her şeyi. Anlatma. Hatta unut. Hatırlamak bile üzüyor seni biliyorum. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Sana deliler gibi aşık olmam senin ne sorgulama hakkı verir ne de yargılama hakkı verir bana. Ben zaten kim anasının karnından doğduğu gibi pür pak kalabiliyor ki bu dünyada? Hiç kimse. Ama bak kirli olan biz değiliz ha. Kirli olan bu dünya. Bizim elimize de bu dünyanın kiri pası bulaşıyor. Tutmayacaksın mı şimdi sen benim elimden? Tabii ki tutacağım. Tamam işte. Ben de senin elini tutuyorum. Ben senin geleceğini arzuluyorum Yağmur. Geçmişin umurumda değil ki. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Ben senin yanındayken bir daha bu dünyanın kiri pası bulaşamayacak sana. Hep yanında kal olur mu benim?
Olur. Bizi kirleten bu dünyaya inat. Gel tertemiz kalalım beraber. Ha? Sevgimizle, aşkımızla. Yakıştı ama. İstediğin her şeyi öğrendim. İzmir'deki arkadaşlarıyla da konuştum. Hepsi bu dosyada. Bir çapak var mı? Yani bilmen gereken mühim şeyler var ana. Senin bakman daha doğru. Marina'ya biraz erken geçeceğim. Akşam üstü gelir seni alırım. Buradan hastaneye gideceğiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır ustam? Daha geçen hafta yapılmıştı bakımlar. Aslan Bey aradı da sık sık arıza oluyormuş. Bana böyle bir bilgi gelmedi. Bir sorayım ben. Eyvallah. Al şunu hemen. Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz Cihan? Zorunda mıyım? Çiftlik arazisiyle ilgili. Anlaşıldı. Eğer senin de onayın olursa istismara uğrayan, şiddet gören kadınlar için yurt yaptırmak istiyorum orada. Serap'ın da adını yaşatmak için. Evet, sen sussan da konuşmasan da haklısın. Ama ben değişmeye çalışıyorum, deniyorum. Kolyeyi sormuştun ya. Hı. 4 yaprağı da çocuklarımı temsil ediyor. Bunlardan biri de sensin. Oğlum. Ben geçmişi değiştiremiyorum. Sana 1000 tane hikaye anlatabilirim. Ne zorluklar çektiğimi, bir yaptığımı, neden yaptığımı anlatabilirim. Ama bütün bunları söylemek istemiyorum. Sadece senden özür diliyorum.
Yok. Alo. Alo Yağmur. Ben Nedret. Aa, merhaba Nedret Hanım, nasılsınız? Sağ ol yavrum, sen nasılsın? Bugün müsaitliğin var mı, bir görüşecek diyordum. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, kötü bir şey yok. Tam tersine. Herkes için iyi olacak inşallah. Sen müsaitsen bugün gel, görüşecek. Tamam Nedret Hanım, ben hemen çıkıyorum şimdi. Vay be kardeş. Mekanı cennet, adı sonsuz olsun kardeş. Anama bak sen ya. He? E ya. Ben de anlamadım. Ben dün gece beni meyhaneden topladı, yatırdı falan. Lan diyoruz ya işte, kadın değişmeye başladı diye yavaş yavaş. Aslan. Ben dün kıymete gittim. Nereye gittin, nereye? Kıymete. Allah'ım yarabbim. Ben sana değişmeye başladı dedim ya. Daha az önce dedim ya. Anladın mı? Böyle bir şeyle benim karşılaşmam gerekiyor çünkü. Niye gittin? Ben sana gitme demedim mi? Oldu olacak bir de kadını öldürseydin. Öldürüp getirip benim çocuklara söyleseydim. Şu bahçenin önüne gömerdik bir de. Niye gittin benim canım? Neden gittin? He? Oğlum tamam, sinirlenme. Galiba haklısın. Çünkü gördüğüm kadarıyla çevresinde hiç kimse kalmamış. Bir tek böyle çelimsiz, zayıf bir çocuk gördüm. Kimsesizmiş yani. Onu bil istedim. Bak kıymet... Kıymetle ilgili... endişeleneceğin bir şey yok, tamam mı? Tamam. Tamam. Kapattık mı konuyu? Kapattık. Kardeş bu... kıymetin yanındaki o cılız çocuk... o çocuk... Ferman olamaz değil mi? Sen onu hallettin değil mi? Oğlum 50 kere söyledim, hallettim dedim işte. Var şunu, var. Tamam, iyi. İyi. Hadi eyvallah. Ferman diye biri vardı, böyle çeyrek diyorlardı. İlyasların yanında, Koruzade'de. O İstanbul'da bari, bir baksana. Emrin olur abi. Eyvallah, sağ ol. Babür bütün gün boks salonundaydı aslanım. Adamları? Abi iki tane adamı da otosanaya gönderdi. O. Ne diye göndermiş, hayırdır? Neden, bir tane minibüsü boyatıyorlar abi. Göstereyim. Şu. Salon içine aldılar herhalde. Salon içine? Bu işte... var. Yok, bu işte. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok abi yani. Spor salonu esnafı gibi takıldı adam dükkanda. Bak bu işte bir var. Bir Ali Cengiz var. Ben çıkartacağım bunu ortaya. Dur. Tırstı demek ki. Kös kös gittiydi zaten. Baka baka. Dayıcığım sıkıntı var. Sıkıntı var. Hayırdır?
Danışmadan aradılar. Bu tekne sahipleriyle ziyaretçiler şikayet ediyormuş. Hayırdır, ne şikayeti? Koku. Dayıcığım nasıl söylenir, affedersin. Marina bir kusarmış. Bak hele, çevir bakayım şuradaki minibüsü. Şu giden minibüsü çevirin oradan hemen, durdurun minibüs onu. Şey abi, çabuk durdurun onu. Çabuk, bu Babir adamlar olabilir ha. Ne yapalım kral? O adamları ise eğer çekin marangozhaneye, ben geliyorum. Eyvallah. Şuna bak. Bu Babür atacaksınız derken bir planı varmış demek ki. Bütün deniz bir herif. Bu koku ne lan? Aç şunu, aç. Bir de pankart hazırlatmış şerefsizler. Aceleyle asamamışlar demek ki. Beyler! Hadi kapat, götürelim şunları marangozhaneye, hadi. Nezih Hanım, aslında ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Yani ben Bedri'yle konuştum tabii ama... ben sizin de bilmenizi istiyorum. Ben birkaç yıl İzmir'de yaşadım. O dönemde hayat bana istemediğim... Bana anlatma. Suya anlat. Ben her şeyi biliyorum. Melek izaha hacet duymaz. Sen o yüreğini benim avucuma koymasaydın, ben bu mevzuyu açmazdım zaten. Şşş! Bana bak. Ar etme. Sakın ar etme. Sen ar edecek bir şey yapmadın. Kimse kimseden, anasının kucağından Yaradan'ın kucağına kadar pirupak olmasını bekleyemez. Hayat böyle bir şey değil. Hayat... İnsanı çamurun içine atıyor. Yetmiyor, bir de kavgaya tutuşuyor. Affedersin, ben... senin mahremine girdim ama sen benim kızım sayılırsın artık. Yok, estağfurullah. Ben size çok teşekkür ederim ya. Siz beni ailenizden biri gibi gördünüz. Bu... benim durumumu yani niye merak ettiniz ben? Seni nereden yaralayabileceklerini bilmem gerekiyordu. Bilmeliyim ki ömrüm yettiğince seni koruyabileyim. Kuzum ben. Çok teşekkür ederim. Hayır. Ah, buyur bakalım. İki kızım da burada şimdi. Ben sizin müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin kızım. Müsaade senin. Akşama hazırlanmak için. Hadi bak. Hadi falan. Çok teşekkür ederim. Ne demek ya? Hadi koş. Koş. Hazırla. Koş. Sana korkacak hiçbir şey yok dedim, değil mi? Fındık. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Halacığım. Gel canım, gel. Rahat durun lan burada. Ulan ben karıma bir söz verdim. Bu seni. Elimi kana buladım oğlum sizin yüzünüzden. Ama bak, bu dayak sayılmaz.
Bu dayak sayılmaz. Anladın mı? Ne sayılır dayıcığım? Dayak sayılmazsa? Bu çevre hassasiyetin. Anladın? Ben şey, boş bulundum dayıcığım, kusura bakma. Sayılmaz deyince. Tamam. Kusura bakma. Alın bunları. Bağım. Alın gelin buraya. Ne yapalım abi? Babür'e bir mesaj göndereceğiz. Kalk lan. Kalk lan. Mütekabiliyet. O ne lan? Bu Babür havaya ateş ederken mütekabiliyet demişti ya. He. Tamam, aynısını yapacağız biz de. Gel buraya. Yürü lan. Ben tabii ki doğurmak isterim hala. Ama sadece benim kararım değil ki bu. Sen nasıl doğurmuştun Bedri? Nasıl oldu doğumun? Ben evde doğurdum. Sevim abla vardı bizim karşı komşu. O yardım etti, o doğurdu. Ama ne zordu ya, ne zordu. Ay ıhın ıhın gelmez o Bedri, ıhın ıhın aman. Ya inadı o zamandan kalma oğlum. Ay çok uğraştırdı beni, saatler sürdü, saatler. Ama sonra böyle aldılar. Onu böyle bir kucağıma verdiler. Kokusunu duydum ya. Böyle o zaman bütün acımı unuttum inan. İşte kapının önünde böyle bir gürültü koptu. Bütün köy toplanmış gibi bağırıyor, kimi gülüyor, kimi ağlıyor. Bir cümbüş, bir tantana, bir şey böyle. Yani o acıyı bal eylediydi oğlum ya. Ay affedersin, ben çok cıncıkırdım ya, aman. Ay, olur mu öyle şey? Senin mutluluğun benim mutluluğum. Çok mutlu oldum. Deminim, analık çok kıymetli, tamam. Kıymetli de yani... Ana sağlıklı, sıhhatli olmalı. Yoksa bebek ziyan olur. Onun için sen de kendi sağlığını düşüneceksin önce. Haklısın. Sağ ol hala. Sen de sağ ol yavrum. Her şey için çok teşekkür ederim. Gideyim ben artık. Hastaneye geç kalmayayım. İyi, hadi selametle. Görüşürüz. Hadi yavrum. Aslan. Doktordan önce bir yere daha uğrayabilir miyiz? Nedret. Hani? Gel otur hele. Konuşak biraz. Konuşak. Tek bir soru soracağım size. Emir Hak vaki olmadan da cevabını sağlayacağım. Şu ölüm lafını etme ya. Anne başlama gene. Ne? Ben maziyi unutmak istedikçe bu illet beni maziye esir etti. İkinizin de yüreğine ateşler serdim. Affet beni. Ben seni kucağına boş bıraktım. Anneciğim lütfen öyle deme. Ben küçüktüm ama sen de... Kötülüklerime bahane bulma. Yıllarca kahır çektirdi. Bir kere olsun yüzüne dönmedi. Allah razı olsun. Ki
Ayşen Hanım. Bedrettim. Ay yüzlü. Kırk yılını çaldı. Seni ailenden ayırdı. Yetmedi. Bir zalime yem ettim. Ağırdın, çağırdın, duymadım. Hanım. Affet. Affet beni. Estağfurullah hanım. Kimdeki sen, sen bana can verdin hanım. 40 yıl çile daha çekerim, ne olacaksın? Rabbim benim canım da nasıl sana versin. Annem. Haklarınızı helal ediyorsunuz değil mi? Helal olsun anamın. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun anne. Oh. Geçen gün bici bici yaptınız ya. Sakın ha bir daha yapmayın. Vasiyetim olsun. Yok, vasiyetim canı kopmuştu sana. Anam ya. Devin. Neyi bekliyoruz hayatım? Geç kalıyoruz. Bak doktor bekliyor. Hadi. Hasan, biraz daha oturabilir miyiz lütfen? Hadi inşallah. Gözünüz aydın. Oh, çok. Kızınız şükür. Doğdu. Maşallah. Kızım. Canım kızım. İyi ki doğdun. Her şeyim benim. Maşallah. Maşallah. Biz de böyle olacağız. Biz de yaşayacağız bunu Aslan. Ne olur bu mutluluğu bizden alma, ne olur. Devin bak. Sana bir şey olursa kendimi öldürürüm ben. Aslan hiç kimse ölmeyecek. Bak Seher Hanım bence söylediklerinde çok haklıydı. Ben hiç bebeğimize bir şey olmasına izin verir miyim zannediyorsun? Ben hiç onun bensiz büyümesini ister miyim? Hiç seni bensiz bırakmak ister miyim Aslan? Ama hissediyorum, biliyorum. Bana da, bebeğimize de hiçbir şey olmayacak Aslan. Ya ben ciğerimden kurşun yedim. Hala mücadeleye devam etti bebeğimiz. Bugün mucize değildi ne Aslan? Devin. Aslan. Hani ben hastanedeyken sen bana inanmıştın ya. Hani demiştin ya Devin'e de bebeğimize de hiçbir şey olmayacak diye. Şimdi de inanmanı istiyorum. Lütfen Aslan, hiçbir şey olmayacak bize. Benim için, bebeğimiz için, bizim için. Lütfen inan bize. Niye bu kadar imkansız oluyor her şey ya?
Niye bu kadar zor oluyor her şey arkadaş? Basit olması gerekirken neden? Neden? Bize başka türlüsü yakışmazdı çünkü. Başka türlüsü olmazdı bize. Annem kesin sorun çıkaracak biliyorsun değil mi? Bizi rezil edecek burada, vermeyecek beni. Of, çok güzel olacak. Yağmur, hiçbir şey olmayacak. Bir sakin olur musun? Bir problem çıkmayacak ya. Bir şey soracağım, tamam. Ayrıca bir tane cezve ver de şu Bedri'ye ayrı bir kahve yapalım, olur mu? Ne olur ya. Eğleniyorsun hadi. Ya. Hadi. Bu var ya, kapıyı açma. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ya çok artık stresli, bir şey söylesene ya. Kızım, içinde dert kaynatacağına kahve kaynat. Merak etmeyiz. Ben ananıza diyeceğim, diyeceğim. İyi olacak inşallah. Teşekkür ederiz. Damadın kahvesini, biberini, tuzunu falan damadın. Koy, koy diyorum işte. Hadi, o. Tamam. Hadi. Hadi ya. Hadi. Gel yürürler. Gel yürürler. Kahveler geldi. Evet, hadi bakalım. Şöyle. Buyurun bakalım Fıstık Hanım. Sağ ol kızım. Anneciğim, bu da seninle. Şöyle dursun hanım, pardon. Sağ ol Yağmur. Tarafta. Afiyet olsun. Ya bana bak, buna tuzlu kahve değil, buna çiğ tavuk yedireceksin Bedri. Sana çiğ tavuk yedirecek, sen onu hak ediyorsun. Teşekkür ederim güzelim. Neşe Hanım, bak kahvenin 40 yıl hatırı var derler, içiyorum ona göre. Buyurun Necdet Hanım. Siz bir şey demeden ben diyeceğimi diyeyim de bir. Ha tabii. Necdet Hanım, şimdi Bedri çok iyi, temiz bir çocuk belli yani. Ama ben kızım için çok endişeleniyorum. Yani ona her gün bir şey olacak korkusuyla yaşamak istemiyorum. Anlatabildim mi? Neşe Hanım, şimdi sen benim elimi kolumu bağladın ama dilimi bağlayamayacağız. Ben buraya gelin almaya gelmedim. Ben buraya evlat almaya geldim. Sana bana kızını verir misin diye sormayacağım. Kızına analık etmeme izin verir misin diye soracağım. Bu çocuklar birbirlerini sevmişler. Bir yuva kurmak istiyorlar. Gel senle ikimiz o yuvanın çatısı olalım. Onları gökyüzünden koruyalım. O yuvanın kapısı olalım. Onları yeryüzünden koruyalım. O yuvanın iki anası olalım, onları şerden koruyalım. Aslan. Hı. Ne diyelim yani, şimdi sebebi ziyaretimiz belli. Burada hepimiz bir toplandık, tamam. Hanım kızımız Yağmur'u Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bizim oğlumuz Bedri'ye istiyoruz. Ben
Necdet Hanım. Yani iyi söyledin, güzel söyledin de... Kız annesi olmak zordur yani, benden söylemesin. Haydi bakalım. Ne oldu, verdi mi şimdi? Verdi, verdi. Allah. Elini alsın. Dur ya, bak. Hayırlı olsun güzel kızım. Hayırlı olsun Bedriciğim. Ama kahveden kaçamazsın. Kahve, kahve sırası geldi. Yavaş kadar sıraldım, yavaş. Yavaş. Güzelim ya. Paket yerine ulaştı aslanım. Bu koku ne lan? Abi, Saffet abiler. Pis çukuruna atmışlar. Lan! Saffet abinin boynuna asmışlar. Nasıl oldu lan bu? He? Nasıl oldu? Tam çıkarken yakaladılar abi. He, tam çıkarken yakaladılar. Tam çıkarken. He? He? Tam çıkarken. Tam çıkarken. Dayı, tamam dayı. Tamam. Dayı bırak, adam öldü dayı, bırak. Tamam, ölecek. Bırak! Bırak! Ulan sen çevreye mi düşmansın, bize mi düşmansın anlamadım. Kulağını aç, beni iyi dinle. Ulan sen, senin ağzın laf yapabilse ben seni dinleyeceğim babür. Bundan sonra ayağına taş değse benden bil aslan. Senin. Hayatım, yolunda mı her şey? Tabii ki yolunda. Ya bizim elemanlar ya, bunların var ne istekleri biter, ne arzuları biter, ne aksiyonları biter. Hadi gel, hediyemizi verelim, gel. Verelim, bu çantam şurada, bir dakika. Tamam. Ay evet, çok mutluyum. Lan! Bu dünyada kimse mi sözünde durmaz lan? Ne yapıyorsun? Abi gitmiştim. Ama bir işim çıktı, geri geldim. Ne işi lan, ne işi? Kedim abi. O günden yadigar. Kedimi almaya geldim, gideceğim. Ne yapıyorsun lan burada? Gitmeden Serap ablaya dua edeyim dedim abi. Seni görmedin, tamam mı? Sen de beni görmedin. Bak bu iki oldu ha. Üçüncü de affetmem. Hadi. Ha. Bu arada... Şurada da bir işim vardı. Onu da hallettim. Eyvallah.
Sana ufak bir hediyemiz var. Ne? Bak bakalım. Küçük bir sürpriz. Küçük bir sürpriz. Ay. Aç bakalım. Ya o gördüğün küçük kibrit şu anda diğerlerinin yanına konabilir. O da bizim ailemiz artık. Konabilir. Allah evladını sana, seni ailene bağışlasın. Ay kuzularım benim, kuzularım. Sen şimdi dünya gözüyle ne yapalım biz? Dünya gözüyle bana onu söyle. Kına yakacaksınız. Kime? Yağmur'un kınası mı? Bana. Ne kınası ya? Benim kınam. Bak, dünya gözüyle göreceğimi gördüm. Artık huzurla Rabbime gideceğim. Aman annem ya. Geldi, vakit geldi, geldi. Arkamda siz de benim şerefime kına yakacaksınız. Ama arkamdan üzülmek, daralmak yok. Yoksa gözüm açık gider ha, ona göre. Daha kınayla birlikte göbek de atalım mı ana? He, kına da yakılacak, göbek de atılacak. Bu da sizin batık listeniz. Senin batık listene bir şey daha ekleyelim mi biz? Ekle. Tamam, hadi bakalım. O zaman gelin bakalım, şöyle bir sıkışın, bir aile fotoğrafımız olsun. Fotoğraf makinesini al. Nerede o şey? Gel, gel. Ha, gel, al gel, onu da. Gel şöyle siz. Gel bakalım, babaannoş gel. Aynen, evet, onu aç. Dur gel. Aynen. Şöyle, onu şey yap, yan tutar. Böyle. Yatağa çek. Bakın da, buna bakın. Bakıyız. Çekiyorum. Çek. Çekiyorum. Çek. Tek. Ve o dördüncü maddede çiziliyor. Vay be. Ver bakalım. Yarın sana yeni bir batık liste yapalım. Ne dersin? Allah razı versin ama. Sağ ol. İyi uykular anneciğim. Hadi. Sağ ol. İyi uykular babaannem. Kuzum. Sağ olasın. İyi geceler canım. Sağ ol. O zaman... Bunu da diğerlerinin yanına koyalım mı? Gel. Geldim. Rabbim bugünü de gösterdi ya. Çok şükür. Güzellerim benim. Sizi çok seviyorum. Ya Seher Hanım, biz de sizi çok seviyoruz. Çok. Canlarım benim. Bana bak Seher Sultan. Yüzün hep böyle gülsün bir tanem. Seni çok seviyorum. Ben de sizi. Fıstığım benim. İyi geceler. Şanlarım benim. Allah rahatlık olsun size. İyi geceler. İyi geceler. Sizi şöyle güzelce yatıralım mı? Hadi bakalım. Bir minik aşağıya alacağım. Aynen. Tamam. İhtiyacınız var mı? Yok. Haydi iyi geceler. İyi geceler. İyi uykular Seher'im. Aslan. Bu gece hayatımın en rahat uykusunu çekeceğim. Teşekkür ederim. İyi geceler fıstık. Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken seher vakti bir güzele vuruldum. Al dudakta inci dişi bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele bu can kurban tatlı dile seher vakti. Thank you.
tılgıt eserken, seher vakti bir güzele vuruldum. Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Mor menekşeler giz dizmiş boynuna, kuşluk vakti aldı beni koynuna. Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Akşam oldu, gün kavuştu sessizce. Deli güzel, ayrılık vardır bize. Uzakta bir baykuş öttü, gül bahçemde diken bitti. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer. Babaanne.
Fıstık. Babaanne. Fıstık. Kalk. Yavrum benim, kalk hadi. Babaanne. Babaanne kalk. Fıstık kalk. Canım benim kalk. Babaanne. Buz gibi olmuş senin, gidelim bileyim. Babaanne.